Bak güzelim, 0.55'e biri alıyorsun hacı. 0.55. Türkiye fiyatına bakabilir miyiz? Roberto Cavalli. Oldu bence, çok güzel oldu. Berlin deyince benim hep aklıma böyle grafitiler. Bunların bu kadar taşınabilir bir şey olması ya. Komple tapınağı, araba yok araba. Alıp Ege'den buradan İzmir'den buraya nasıl getirmişler oğlum? Gençler ve daima genç kalan insanlar, Berlin Kreuzberg'den hepinize selamlar diliyoruz. Bugün bizim Berlin'deki ilk günümüz. Senin Almanya'ya geldin mi Milla? Hiç gelmedim, ilk yarışımda. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım Berlin için. Çok güzel yiyeceğiz, içeceğiz, güzel yerlere gideceğiz. Sen hocam geldin mi? Heyecanlıyız. Valla Berlin'lik çok merak ediyorum. Berlin için heyecanlıyız. Beni sadece Almanya'dan tüm izlenenlerin %10 Almanya'dan izliyor. Onların hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Sonunda gelebildik abi, gel hani bu taraflara da gel diyordunuz. Gelebildik. Bazılarınızla Instagram'dan görüşüyoruz, konuşuyoruz. Siz de kaçırmamak için Instagram'dan takip edin Arda Pazır. Hani buradan hikaye atıyorum, abi buradaysan gel falan konuşalım gibi gibi bazen sokakta denk geliyoruz. Keyifli oluyor, sizinle karşılaşmak hoşuma da gidiyor açıkçası. Buranın adı Post Damir Damer Inn diye bir otel. Merkezi seçmemizin en büyük nedeni ucuz ve merkezi olması aynı anda. Yani ucuz veya merkezi değil, çok önemli bu. Ucuz ve merkezi olması önemli. Yoksa ulaşım Avrupa'da çok pahalı. Almanya benim için çok özel bir aslında ülke. Çünkü ilk kez yurt dışına ben Almanya'ya çıktım. 6 yaşındaydım babamın bir görevi nedeniyle. Biz 2 ay Almanya'da yaşadık. Karlsruhe'de yaşadık. Orada tabii çok küçükken kanına girince seyahat, devamında böyle oluyorsun arkadaşlar. Sonra çok uzun süre çıkmadım. Lise 2'ye kadar çıkmadım daha doğrusu. Yani 6 yaşında çıktıktan sonra uzun süre oluyor arasında. Lise 2 de aslında çok erken bir zaman yurtta çıkmak için. Erken derken çok tatlı, çok güzel bir zaman. Burada bir çalışma kampına gelmiştim o zaman da. Ucuz yollu bir şeyler arıyorduk. Burada dediler ki 3 hafta Almanya hükümeti için çalış. IJGD diye bir şey vardı. Buradan genç arkadaşlarımız da belki izliyordur yurt dışına nasıl gelebileceğiz diye. Ben öyle gelmiştim kampa. Aşağı bilgilerini yazarım. IJGD Youth Camp diye bir şey. Hala devam ediyorsa siz de bir göz atın derim. Videoları, izlenmeleri çok iyi. Çok teşekkür ederim hepinize. Değer veriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. YouTube'da şöyle diyor. Arda, seni izleyip izlemediklerinin bizim için nezdinde bir reaksiyon göstermeleri lazım diyor. Sizden videoyu aşağıdan beğenmenizi rica ediyor. Ben de sizden bir şey rica ederim. Almanya'daki tüm Almanya'dan izleyen takipçilerimize özel bir video çekeceğiz en nihayetinde. Şöyle bir bu videoyu bir 5000 like yapabilirsek arkadaşlar aşağıdan, gerçekten çok güzel izlenmelere ulaşırız. Hep beraber keyifle bir seyahat geçirmiş oluruz. Öyle bakalım, bir 5000 dedik, umarım yapabiliriz. Yapamazsak da canımız sağ olsun. Biz videoya artık geçelim bizimkilerin yanına. Yağma Berlin. Biliz Berlin'de Erasmus yapmış. Bir şeyimiz var yani, bizi götürecek birileri var. Kuru fasulye 9,5 euro, İzmir köfte 9,5 euro. Kuru fasulye 9,5 çok ya abi. Fazla yani. Abi kimin ettiği aldı abi. Bir akşam tatil çıktı. Dur bakayım. Şuradan ben bir hat bakayım. Bak şöyle bir free net diye bir yer buldum. Buradan. Bak iPhone 3 Pro'da varmış. Bakmak isteyene. Hi. Do you sell SIM card here? Sure. 5GB 15 euros. 5GB 15 euros. Do you have more internet? Prepaid only. 5GB 15 euro. Fazla. Ne oldu? Gerek yok. Merhaba'ya verdiğin zaman parasını. Ya benim işime, benim işime yaramaz bu. Ama onlara yol söylemeyin. Hayatta. Ya lan senin şimdi internet açık mı peki? Değil hocam. Açmıyorum. Bugün daha unutmadık mı? Grup şükretmiyor. Grup teşekkürü bilmiyor. Bizim grup şükretmeyi de bilmiyor. Teşekkür. 160 liraya attık artık. Ama pahalıymış bak, baktığında zaten çok mantıklı bir şey değilmiş. Adam 5 liraya satıyor. 15 liraya satıyor. 300 lira. Biz 600 lira verdik. Kaç verdik biz ya? 4 gün. Günlük 160 lira. Nereden baksan
600-700 lira para verdik. Ya niye hat alıyorsunuz diye soruyorsunuz ya. Çünkü genelde insanlar hat almıyor. İnternetlerini açıyorlar, sonra mesela Melda'da şey oldu. 12 geçtikten sonra hat paket tekrardan yenileniyor, tamam mı? Günlük kendi neyse Türkiye'deki senin paketin 160 liraya veriyor. Türksel mi seninki? Türksel. Melda. Türksel'de 160 lira veriyor. Ama diğer gün yenileniyor açarsan. Bizim de Uber olaylarından karıştı işler. 4 gün arka arkaya açtık. Olduk 600-700 liralık. Hat alsan 300 lira vereceksin. 5 GB kullanırsan benim işimi görmez. Çünkü ben bir Reels yüklemem, bir şey yüklemem yani zaten çok gigabyte alıyor. Ama yolunuzu bulmak için böyle Uber işte küçük WhatsApp'ta haberleşelim, hat almanız çok mantıklı. En azından buradaki fiyatlarla. Şimdi konuşurken yolda bir tane şey gördük. Telefon sim kartçısı. Orada daha çok daha ucuzdu. Şöyle göstereyim size. 12 euro veriyoruz. Şöyle artı 2,5. 12 euro veriyoruz. 13 GB internet veriyor. Diğer adam neredeyse çok fazla sözlü. Lebara diye bir sim kart. Şimdi takacağız. Bundan sonra işlemlere başlayacağız. Ben size haberdar edeceğim arkadaşlar. Bakın. İşte bugün denemeli oldu bizim için de. Çünkü yurt dışına çıkan arkadaşlar genelde hat almamayı tercih ediyorlar. Çok pahalıya geliyor abi. Hani ben de çok üstüne gitmedim. Melda en azından 6 kişiyiz. Çok büyük bir bize maliyet olmaz ama tek kişiysen çok maliyetli oluyor. Yurt dışında telefonunu açtırmak. Çok iyi. Mı? Çok iyi. Bak yerimizin adı burası arkadaşlar. Kavkaz Mobil. Buradan aldım. Birçok internet paketi de var. Bak ne diyor? 13 GB 10 euro. Ben 12 euroya aldım. Niye olduğunu bilmiyorum. Umarım kazıklanmamışızdır. Ama önemli değil yani. 12 euro yeter. 13 GB internet alacaksın. İnternet açtırmak çok daha pahalı. Aklınızda bulunsun yani. Şimdi kahvaltıcıya doğru devam ediyoruz. Burası Almanya, Hollanda'dan sonra çok dis tabi. Ya bir de Berlin çok başka. Direkt Türkiye gibi. İstanbul'dan daha çok Türk var burada. Değil mi? İstanbul'dan daha İstanbul yani. Baya herkes, her yer, her şey. İstanbul'un eski İstanbul'u yürüyormuş gibi yani. Fiyatlar nasıl? Baksanıza. Karpuzu dilimle satıyorlar diyorlar. Yurt dışında bak. Ama Türkiye'de dilimle. 2,5 kilosu 2,5 yiyor karpuzun. İşte 5 euroya erikler var. Kilosu 3 euroya ayva var, narlar 5 euro, armut 4 euro. Kanka burada da pahalanmış hikaye. Domates 2,5 euro. Evet. Nazarçı var mı? Kolay gelsin. Sağ olasın canım. Bak. Nazar süpermarket. Kızlar bir kahvaltıcı bulmuş. Zimt Zucker diye bir yer. Kafe ve bilmem ne. Bakery tarzında bir yer. Ne diyor? Bekleyin diyor. Güzelmiş. Böyle. Bizim bir yer oldu. Hi. I'm searching my friends. There? Okay. Ben şunları biraz müsaade edeyim. Başkan sen şu an buraya ya. Şurada bir şey var, ben sağmıyorum. Tamam. Okay. Çok güzel bir yermiş gerçekten de. Şöyle kokteyller, barlar falan da yapılıyor. Kahvaltılık kahve bölümü var. İşte bar var. Bakın Aperol Spritz yapıyor abimiz. Kahvaltılarımız geldi, göstereyim. Benimki soğanlı, peynirli ve de ıspanaklı bir yumurta. Ayrıca soğan değil de mor soğan koymuş. Evet, mor soğan koymuş. Bir ortaya pankek söyledik. Bu 12 euro. Bu 7... Yok, 7'den arttı. Bu da 10 euro civarında çünkü bir şey eklettik. Kahve var. 3 euro falan burada. Sen ne yiyorsun Biliz? Wrap yiyorum. Ispanaklı, avokadolu, peyniri çok güzelmiş. Güzel. 12 euro. 12 euro, 12 euro. Ne olduk abi yine ya biz? Sağ olun, kruvasanlar, mruvasanlar.
Uban orada galiba. Abi bundan sonra Türkiye'deki gibi besleneceğim ben. Invisible plaklardan memnun musun? Çok memnunum abi. Öneriyorum herkese de. Harika bir tedavi. Çok kullanışlı. Yani bunu yapacağız. Uban'a bineceğiz. Aynen öyle abi, artık Uban Uban biraz. Burası sosyalist devlet, biz sadece kapitalist yaşıyoruz içeride. Almanya abi burası biraz daha. Kruvasan kahve pankekteyiz durmadan. Burayı çok önermiyoruz değil mi? Zim Zucker. Ya başka bir şey bulabilir. Yakınsa. Pahalı arkadaşlar, bakın şimdi biz normalde erkek erkeğe gitsek bunlar yenmez içilmez. Doğru mu? Tabii. Yapacak da bir şey yok. Oğlum bana kahvaltıdan değil ki, ben anlayamadım yani. Değil mi? Biz hiç kahvaltıya mı gidiyoruz yurt dışında ya? Kahvaltı diye bir şey yok yani, hani kafamızda öyle. Marketten gidersin alırsın abi yiyeceğini. Gidersin devam edersin öğlen yemeğine bakarsın. Akşam yemeğin güzel olur yurt dışında. Kabak kahvaltısından güzel yapmazsa. Alıştı. Ne geldi yanımda. Zengin yenge. Sen şey diyeceksin, benim kocam zengin değil. Aynen, benim kocam zengin değil biliriz. Güneyde para bitmesin olur da aynen. Almadı. Sen denir misin? Nasıl çekildi en son 120. Ya benim bir 200 lira depozit var. Ben o gelene kadar tatilden gram zevk almıyorum ya. Sadece onu araba mı? Araba. Ne yatırım azalsa ne yapacağız? Dava mı edeceğiz Enterprise Hollanda'yı? Çok kötü. Bana bir söyle. Bence en mantıklı şey, araba kiraladıktan sonra kredi kartını iptal ettirmek. Evet. Burada zaten her türlü ceza yiyorsun. Provizyondan sonra. Provizyondan sonra el sıkışıp medeni bir şekilde ayrılmak lazım kredi kartıyla. Yoksa burada vallahi kredi çekersin yani. Bilet yerinde. 10 tanesi 10. 5 kişi 5 kişilik bilet aldık. 21 euro tuttu 21 saatlik. Grup olduğum için biraz daha indirimli oldu. Yani 6 euroya denk geldi. Eğer tekli alsan 10 euro değil mi? 10.70. Grup olarak aldığımızdan bayağı indirimli aslında oldu yani kişi başı. Ama 6 kişiyiz. Bir tane tek bilet alacağız. Türkçe olması güzel. Kafanız karışmıyor direkt. Kredi kartıyla onayla onayla. Direkt atıyorsun. Onayla bakalım. Biz ABC aldık bu arada. Bakın şunu da göstereyim sana. Şurada. Bir sürü hat var. Yani A hat, AB hattı var. BC hattı var. Biz dedik hiç şimdi boşu boşuna sıkıntı olmasın. ABC aldım. Arada bir euro fark ediyordu zaten. Oldu. Bir gün boyunca güzel fiyat arkadaşlar. 6 euroya eğer bir şehirde bir gün boyunca geziyorsan iyi fiyattır. Bilmeden kartla bence tık tık yapacaksın. Aynen. Verit yapacak. Aynen öyle çıkar. Oldu. Bence oldu. Bir kere yapsak 5 kişiye kadar yeterli zaten. Yıllar sen de yapıyorsun. Aa, sende de varmış kızım. Oldu ama bence. Ha bak buraya vurdu. Vurdu mu bakayım? Ha tarihi atıyor aynen. Evet. Çünkü bunu alıyorsun atıyorum. Niye bu önemli? Şimdi sen bunu aldın. Hangi 24 saatte başladığının bir önemi var. Burada seni kısarlarsa ya, sen benim kartım var deyip belki yırtabilirsin. Ama eğer kötü yani gelip biri senden parayı alabilir çünkü çalıştırmamışsın. Yani yarın da kullanabilirsin o bileti. Bunun için bir kere basman lazım. Şimdi nereye doğru gidiyoruz biz? Fotosator'a gideceğiz. Oradan bir aktarma daha yapıp Alexander Plus merkeze gideceğiz. Direkt merkeze gidiyoruz. Metro çıkışına direkt bir döner kebapçı bizi karşıladı. Burası artık geldik mi? Alexander Plus Caddesi'ne. Burası merkezi oluyor. Burada TV kulesi, gözetleme kulesi olarak. Tamam şu TV kulesi. Aynen. İstenirse çıkılabiliyor bir ücret karşılığı ama bence Atakule'den bir farkı yok. Tamam. İstersen çıkabiliriz. Abi bak kafanı yukarı kaldırsan göreceksin. Aynen. Burada büyük bir uydu mu var yani? Bu nasıl bir reklam? Petron binası ne oluyor tam olarak? Bilir. Bugün abi ya neydi bu televizyon binası dediğinde uydu mu var bunun? Ne TV var? TV kulesi, gözetleme kulesi. Gözetleme bir şey değil mi bu? Yani televizyon kulesi değil mi? Gözetlemekten. Aynen. Şey gibi, bizim evet. TRT gibi. Aynen. Eskiden bunu kullanıyormuş benim bildiğim. Şu an kullanılıyor mu? Emin değilim o konuda. Ya yukarı çıkılıyor ama hala orada aktif olanı kullanıyorlar mı bilmiyorum. Normalde insanlar çıkıyor, oturuyor. Şimdi gördüğünüz yer Berlin Katedrali. Berliner Dom diye geçiyor. Biraz da şuradan göstereceğim size. Katedrali. Şöyle söyleniyor burası için. Böyle bakın. Burası Berlin'de bulunan Protestan Kilisesi ama Berlin Katedrali içinde hiçbir zaman bir piskopos yaşamadığı için gerçek anlamında bir katedral değilmiş burası.
bu gördüğünüz yer. Bizimkiler şimdi içeri doğru giriyorlar. 1905 tarihinde açılmış. Gidip turistler buradan bir şeyler öğreniyorlar, görüyorlar. Biz de içeri doğru gideceğiz tabi. Giriş ücretli mi, değil mi? Ne var ne yok bilmiyorum onu. Biletler içerideymiş. 7,5 euro. 7,5 euro gençler. Girecek misin? Verir misin 7,5 euro? Abi burası tam anlamı piskoposu bile yokmuş ki buranın. Katedral sayılmaz. 7,5 euro. Piskoposu yok mu? Yokmuş gerçekten de. 10-10 hepimiz 60 euro verecektik. Dedik ki vermeyelim. Tamamen özgür abi grup. Kim istemek istiyorsa, nereye girmek istiyorsa girer dedik. Kimse girmedi. Özgürlük olunca da böyle oluyor işte. Fazla geldi. Bergama'ya girdik. Bergama hangisiymiş? Berlitz'te öğreniyoruz seksiyonuna hoş geldiniz. Evet. Müze sahip olduğu en değerli esere Bergama sunağına ithafen bu adı almıştı. Helenistik dönemden kalma bu şahesere Bergama antik bölgesinden Türkiye'den getirilmiştir. Al işte. Hatta diyorlar ki yani 90-91'de Türkiye demiş ki bunlar bizim, gelin demişler. Almanya'da dur bakalım devam ediyor demiş bizim süreçte. 91'den beri devam ediyor. Yılda 900 ile 1.3 milyon turist geliyormuş sadece bu müziğe. Biz buraya gideceğiz. Burası en ünlü müzesi bu. Açıkçası ben diğerleriyle ilgili hiçbir fikrim yok. Bir de çok yorucu oluyor iki fazla müze girmek. Ama siz buraya geldiğinizde mesela kaç euro sizinki? 19 değil mi? 19 euro. Fiyat olarak çok uygun. 3 tanesini birden gezebilirsiniz. Bakın burada yerlerini gösteriyorlar. Bizimki 12 euro sanırım. Günlük olan şu Bergamo. 12 euroya bunu gezeceğiz. Hepsini gezmek isterseniz bir günlükte 19 euro. 7 euro farkla hepsini gezebilirsiniz. How much one? 20 euro. Güzelmiş aslında. What? Maybe later bak. Ya da bir piece 2 euro, 10 euro. Şunlardan da olabilir Arda. He. Yani ablemi... Ama güzelim bu, bayağı işçi partisi yani bu. Yok yok, broşü olmadan da satılıyor şunlar canım. Kalpak. This one? Okay. Ya ben bunu... Sana göre. Aha, o oldu bence, çok güzel oldu. How much is that? 20 euro. Şey gibi oldum. Kakalin. Bu 15 euroymuş Özlem. Onu da yemek istiyorum. Da tadı güzel. Şunun rengi çok güzel olmuş aslında. Geldik mi? Nasıl? Çok güzel, fena olmadı sana. Ama direkt ilk bulduğumuz yerden almasak daha iyi olabilir. Büyük baksana bu. Evet. Şu an kafam dönüyor. This is a little bit big. Her head is small. Biliyor galiba. Tam geçirecekti. Yok ya, kıvırdı arkasını, taktı. Oldu mu? Harbi mi? Yani bunu ben de yapardım. Hani hep size'ları değişmiyor mu? Hep böyle standart ve bu şekilde mi kullanıyorlar acaba? Bu 15 euro. Şunlar 20 euro. Bu 20 euro. Bu yer açılıyor. Magnetlerde 2 euro'dan veriyor. 3 tanesinde 5 euro'dan yapabiliyor. Bu 15. Belki. We will spend a little time in Berlin. Maybe at the end of the museum. Another one. This one? Thank de. You. Thank you. Yeah, gidelim. Thank you. How much? Thank you. Maybe after we will do the bargain, not now. Tamam, burada da how much you pay dedi. Aynen, burada da aynı hikaye. Ben burada vallahi pazarlık yapmadım. Bilerek hani bir şey olacak mı diye en sonunda. Burada da yine how much you give, demek ki dünyanın her yerinde sokak satıcılarıyla pazarlık yapacaksın abi. Şansın yok değil mi? Burada doğru mu abi? Pazarlıksız aldım ben. Pazarlıksız mı aldın? Aynen. Kaçtan aldın? 3'ten. 3'ten mi? Neyi? Şapkayı. Yok ya, şapka. Ha, magnettir. Güzel. Olmuş diyecektim çünkü biraz. Burada Türkiye'de geziyor gibisin zaten yani. Çok çok normal bir şey Türkçe. Biri denk gelmişse. Sen burada mı oturuyorsun? Yok, Ankara'dan oturuyorum. Gezmeye geldim ben. Güzel, süper. Fish, four fish, two calamari. Güzel değil mi? Güzel, çok güzel oldu. Yoksa mesela atıyorum kalamar da aklım kalacaktı. Evet, balık evet. Da aklım kalacaktı. And which sauce you'd like to have? Mayo. Garlic mayo is okay. Şöyle koydu. So eat here or take away? Eat here. Dışarıda yeriz. Çok güzel oldu. Evet, evet. Can I see the beers? Yeah, one.
Thank you. Bak şurada biralar var. Burası, bu iyi. 14 euro şeye vermedik. Müzeye 14 euroya şimdi yemek yiyoruz. I am the euro better. It's okay, it's good. Fiyat çok iyi. Bira. İşte karışık patates sarkması. Bir de şöyle yani kremisinden, kalamurundan, kalamurundan her şey. Karadesine. What is the name of this? Chip. Fish and chip. Fish and chip. Buraya gelirseniz fish and chip direkt o müzeler bölgesinde gayet güzel. Yeah. Beni geliyor. We are from İzmir. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh. I came from Bangladesh. I remember Gulshan, the richest city. Yeah, yeah. Banane, Gulshan, Paridara. Thank you. Thank you very much. Thank you. Şöyle karışık balık, patates, kalamar ve karides tabağı var. Yanında bir tane Almanya birası ve olabildik en şeyiz şu an. Turistik bölgesindeyiz. 14 euro. 2 kişi gayet uygundur. Tadı nasıl? Bir tık yağı hissediyorsun yani. Hissediyor musun? Evet, o kızartma yağı var ama güzel. Yeni kızarttı ya adam. Evet. Biz bir kahve dükkanına doğru geçerken solda böyle bir Lacoste'un kafesini gördük. Bakın adı Le Café Lacoste. Biz biliyorsunuz Lacoste'un böyle bir timsah işareti var. Arkasında sadece bir tane kafe ve arkada Man vs. Machine yazıyor. Ortak bir kahve açmışlar. Lacoste Fransız orijinaliyle. Bu Man vs. Machine Alman sanırsam. Ona emin değilim ne olduğuna. Ama kahve üretiyorlar. İşte mesela ki Lacoste'la birlikte biz bir kahve, hem kahve içecekleri hem alışveriş yapabilecekleri bir yer tasarlayalım. Zaten aynı işte ambleme sahip biz gibi ya. X'e timsah anlatıyor. Şu içeri de size kısaca bir göstereyim. Dünyanın ilk Lacoste kafesi burası. İşte içeride 2,5 euroya espresso içebilirsiniz. 3,5 euroya işte normal kahve içebilirsiniz. Makineleri var. Yine 2,5-3 euro bandında kruvasanlar yiyebilirsiniz. Kahve satın alabilirsiniz. Birçok kahve ürünü var. Bak gördüğünüz gibi ilk kahve dükkanıymış. Fiyatlar da birazcık pahalı. Burada da Netflix'e de kostüm var. Böyle bayağı birlikte hep beraber bir şey açmışlar. Mesela böyle bir tişörtün bedeli 135 euro. İsterseniz yani Lacoste'dan şöyle bir şey içeceğim, giyeceğim derseniz 135 euro. Bunlar 150 falan hani yine şöyle 150 bandında. Bakın Netflix'te. Yine çantalarımızdan birçok modele kadar var. Ben hayatımda sanırım hiç Lacoste giymedim. Çok pahalı geliyor bana. Yani bir kıyafete bu kadar vermek çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Tabii dayanıklıdır. Mont falan ayrı konu da tişört pahalı. Thank you very much. Goodbye. Çok güzelmiş. Hayır bak mantığı da ikisi. Mesela bu Man vs. Machine Özlem kahveciymiş. Lacoste'u biliyorsunuz zaten. İkisinin de işareti timsah olduğu için birlikte kahve dükkanı açalım demişler. Bu adamlar kahveci onun için açmışlar. İçeride de Netflix'le anlaşmaları var galiba. Onlar da hani biz de bir şey yapalım demişler. Evet, ortak Netflix'e orijinal şey çıkarmışlar. Adına bakın. Röstrat de Berlin diye bir yer. İçerisi de böyle. Bak burada kahveler daha ucuz Özlem. 3 euroya, 2,5 euroya kahve var. Aynen buradan alalım. Amerikan bak kişi içmeyiz. Aynen. Bu sefer bir tane iki kişi içebiliriz. Sen bana cappuccino al. Tamam. Para ver. Ya da su. Su lazım. Tuvaletten içerim ya da burada tuvaletlerde içiliyor. Adam anahtar verdi. Bakalım. Anahtar dedi ki aşağıda dedi adam. Bununla dedi gideceksin. Kale kapısı mı? Sana 20 euro. Bana bir cappuccino. Bir cappuccino, bir su. Ha su alma aşağıda, ben tuvaletten içeceğim. Hadi bak. Burası güzelmiş. Çok güzel. Adama dedim ki bir dedim hani tuvalet var mı? Bir öncekinde yoktu diye. Var dedi. Hemen bunu verdi kale kapısı gibi. Bir oturalım. Yok önemli değil. Yani ihtiyacınız varsa hemen inin aşağı dedim. Tamam dedim ben de. Bakın aşağı buradan ineceğiz. Burası mı ya tuvalet? Not the BJ. Tuvalet burası değil diyor. Neresi o zaman tuvalet? Burası mı tuvalet? Dinleyelim mi?
Evet, budur. Ne oldu? Abi Almanya sığınağı gibi duruyor. Sanki... Vallahi... Please don't forget the key. Tamam. Tuvalet böyle. Artık bundan sonrası özel hayata girer arkadaşlar. Aha gel gel. İşte benim aradığım... Burası orası. Aynen, o aradığım profil burada yani. Aynen. Gerçekten tatlı. Berlin. Berlin deyince benim hep aklıma böyle aynen grafitiler, aynen işte öyle resimler, biraz daha isyankar hareketler geliyor. İsyankar tarzlar. İsyankar, aynen evet, isyankar tarzlar geliyor. Burası o isyanlı sohbeti, hani o değil yansıyor mi? Yani ne konuşacağını bilmesen de anlıyorsun, o enerji geliyor sana. Mesela şeye gittiğimizde de duvar da böyleymiş. Yıkılan duvar da mesela düşündüğüm çok tabii. Bazı hediyelikler var duvarda da. Gel fotoğraf çekelim. Bugün tekrardan buluştuk bu Bergama Müzesi'ne girmek için. İçeride çektirmiyorlar, haberiniz olsun. Biz şunlardan alacağız. Türkçe de var burada. Gelip tarihle ilgili bilgi alabilirsiniz. Öğrendiğimiz şeyleri ben anlatırım zaten size. Giriş tek başına 12 euro, üçüne birden girersen 19 euro. Aklınızda bulunsun yani. Bu diğerini bilmiyorum ama bu Pergamon Müzesi'nde dünyanın her yerinden gelen eserler var. Türkiye'den, işte Babilon zamanı, Babilon'dan gelen, Hititler döneminden kalan şeyler var. Ha bunların burada ne işi var? O akt şey yazıyordu. 1871'de Alman hükümeti kuruluyor. İkinci Abdülhamit'le de araları çok iyi Osmanlı zamanında, anlaşmalar yapıyorlar. O zaman buradan Osmanlı döneminden birçok eser getiriliyor. Fakat gizli anlaşmalar da varmış. Osmanlı topraklarında olduğu için de o tarafa oradan da birçok eser gelmiş bu arada. İran halılarından tutun, işte Babilon'dan gelen birçok porselene bilmem ne, hani oradaki şeylere. Genel olarak bir bilginiz yoksa çok fazla bir şey kalmaz hakkınızda buradan çıktıktan sonra. Çok fazla şey var çünkü. Parça var. Hangi birini bileceksin yani? Edip babasına plak almaya gitti şurada. Bakmaya. Burası da Aldi. Almanya'nın en ucuz şeyi. Dükkanı. Market. Sen bekleyecek misin? Sen bekle o zaman, oradan Edip'e bak çünkü kızlara. Tamam, ben hallederim, bir şeyler alırım şimdi. Bu aşağı mı ineceğiz? Hem biraz fiyatları göstereyim. Burası nasıl market ya? Baksana markete. Günter. Hah, şöyle. Bir yer. Buradan hem biraz Almanya fiyatlarına bakalım. Şeyde ucuz değil, Hollanda'da. Mesela 1,5 euroya cipsler mipsler var. Elmalar 2,20 kilosu. Aa bak, ucuz portakal 0,69'a hala greyfurt var. Limonlar 1 euro. Ondan sonra şöyle domatesler 2 euroya domates satılıyor. Yine 3 euroya domates var. Bak, kola fiyatlarını göstereyim size. Şöyle 2 litre kola 1,1 euro değildir ya. Aa, kola ucuzmuş. Ama bak ne diyor, 0,25. Bunun şeyi var, geri vermen lazım plastiğini. Öyle 0,25 gram. 1,1 euro çok ucuz ya kolada. Dünyada böyle bir fiyat yok yani. Almanca bilen arkadaşlar. Bak 1 euroya yine. Burası kesinlikle Hollanda'dan ucuz, Almanya. Kesinlikle 1 euroya şeyler var. Yine yiyebileceğiniz atıştırmalıklar var. Donatlar hala 0,60. 0,3'e bir şeyler var. İyi ya, iyi bari. Ben Hollanda'yı gördükten sonra dedim ki Avrupa bitmiş acı. Yani çok pahalanmış diyordum.
Tabii ki de Hollanda'da da belki daha ucuz yerler vardır ama kesinlikle market fiyatı olarak en azından Aldi ve onların Albert Heijn öyle ilginç bir şeyleri var. Markaları var. O fiyatlar ya burası daha ucuz. Mesela tavuk herhalde bu. 2,5 euro şöyle tavuk filmi füme alabiliyorsun. Efendime söyleyeyim. Peynirler yine mesela 2 euroya bakın şöyle 200 gram peynir var. 2 euroya. Yani 100 gramı 1 euro peynirin. Var onlar. Peynir fiyatlarını gördük. Ya ben bu arada vlog çekiyorum da. 2-1'i almaya geldim ben aslında buraya. Hem alkol fiyatlarını da görmüş olursunuz. Mesela bakın şöyle geliyorsun arkadaşlar buraya. 3-6'lı olamaz herhalde bu fiyatta da. Bir tanesi şöyle bunun bir tane almak istersen 6 euro ama böyle 6'lı alırsan 4.49'a düşüyor tanesi. Yine 3 euroya şeyler var. Şaraplar var. Bak düşünün. 3 euroya şarap içebiliyorsun. 2,5 euroya şarap içebiliyorsun. Cin var. Litresi 10 euro. 2 tane alırsan tanesi 6,5 euroya denk geliyor. 1,5 euroya bak 1,5 euroya bayağı şey kuru yemiş var. Gördünüz mü? Kaliteli kuru yemiş var. Gözünü seveyim Almanya ya. Ne yaptın Hollanda abi bize? Yıktın geçirdin. Bak. Güzelim. 0.55'e 1 alıyorsun hacı. 0.55. Gördün? 0.89 falan. Tamam Avrupa yerindeymiş. Almanya en azından hala enflasyon çok aşırı artmamış yani. Bir Hollanda değil. Amsterdam değil arkadaşlar. Onu yazabilirsiniz. İşte Amsterdam Arda Paldir'di. Ben Hollanda'nın gerçekten hiç gidilmeyen yerlerine gittim. Orada market fiyatları Almanya'ya göre pahalı. Ben alayım şunları. Bir batmat alırım herhalde. Veyahut da şunu da deneyebilirim. Bilseler. Bizimkiler anlamaz zaten ya. Al geç şundan 3 tane. Soğuk soğuk. 1,5 euroya. Bu işi çözelim. Göster bakalım ne aldın? Bohemian Rhapsody filmin bütün şeyini. Canım babama doğum günü hediyesi olarak aldım bunu. Ben dönmeden paylaşmazsan sevinirim. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Aldi bu işin kralıymış. 4 bira bir de çerez. Kaçtır sizce? İşte az söyleyeceğim 6 euro. 7,5 4,95. Çok iyi. Değil mi? Türkiye fiyatına bakabilir miyiz? Roberto Cavalli. Çok pahalı bir fark. 1500-2000 lira arası. 1500-2000 lira. Hemen kaç para Melda sen bilirsin. 30 euro ya. Yani 2000 lira falan vardır. Türkiye'de. Bu mu 2000? Abi her şey Türkiye'de. Cavalli kaça aldın? 30 euro. 9 kaç? 30 euro da 600 lira. Güzel abi. 600-650. 2000 ise çok iyi. Kısa bir bilgi vermemiz lazım tabi buraya geldiğimizde. Tabi. Şimdi burası aslında Almanya'nın birleşme sembolü olarak düşünülüyor. Hitler döneminde burası merkez, yine Berlin merkezdi. Duvar kurulduktan sonra 61'de duvarı kuruyorlar. İki tarafta kullanamıyor. Doğu da batı da kullanamıyor. 89'da duvar yıkıldıktan sonra artık burası birleşmenin sembolü olarak biliniyor. Kapılar açık iki tarafta. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 1806 yılında Napolyon Almanya'ya geliyor. Aldığında bunu taşıyor Paris'e. Kapıları. Aynen kapıları götürüyor. Sonra Prusya bunu yendikten sonra sanırım 1814'tü. Yeni tekrardan mi? Geri getiriyorlar. Bu benim bu tarih eserlerle ilgili ufkumu değişik böyle bu tarihte açan bir şey. Bunların bu kadar taşınabilir bir şey olması ya. Komple tapınağı araba yok araba. Alıp Ege'den buradan İzmir'den buraya nasıl getirmişler oğlum? Nasıl gel yani ne? Gelin şurada bir fotoğraf çekelim gel. Eşekleri çektiniz ya. Gel. Bir dursun olsun burada ya. Burada bir çekilelim ver. Tamam. Orada çekiliriz. Gel kızlar gel. Gençler gelin. Arda bak Brandon burada korkmuş. Kila Hakan'ın 3 tane şarkısını söyle. Kila Hakan. Bu söylediğim on şarkılarından bir şey güzel. Tamam. Delight diyelim cezayla olan düeti. Sen diğer şeyleri... Halis tamam. Var. Evet. Çok var ya böyle söyleyince yani şey olmuyor. Fight Club var. Fight Club var. İsim şarkı deyince böyle gelmesi var yani çok. Ben sözleri... Şu an onun mekanına geldi değil mi Kila Hakan oldu ya? Burası geldik mi şu an biz? Ya bilmiyorum ben tam oraya bir emin oldum öyle başlarım.
Kreuzberg'de miyiz şu an biz? Evet, Kreuzberg'desin. Burası mı? Bizim bu dönerciyi bulmamız lazım. Merhaba abi, nasılsın? Bütün videolarını izliyorum. Ağlaydı değil mi? Evet. Resim çekilebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Peki Mustafa Gümüş'e bize Mustafa Gümüş'e lazım. Bak şu hostel yazıyor ya şurada. Evet. Bunu tam yamı. Süper. Vallahi içimi titrettim be. Teşekkür ederim. Şey? Teşekkürler. Burası Kreuzberg. Burası Kreuzberg ama burası... tam o şey değil yani. Tam Kreuzberg değil, Kotlusator var. Oraya gitmeniz lazım. Kreuzberg'i arıyorsunuz. Kreuzberg tamam. Merkezi falan yazıyor ya. Yarın bir çekeceğiz. Orada bakacağız. Yarın geliyoruz. Yarın erkenden gidin. Akşam yarın yani. Geliyoruz. Kreuzberg'teyiz yarın. Bir döneri yiyelim şurada. Böyle bir resim çektim. Ya hemen tanıdım, sesini duydum. Şok oldum. Tamam, inanılmaz geldin arkadan. Ben döneri soracaktım. Türk birini bulundu. Allah'ım döneri soracağız. Teşekkür ederiz. Hemen şu hostelin yanı şu beyaz ışıklı yer. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Tanışmaya ne oldu? Görüşürüz abi. Kendine bak. Eyvallah. Görüşürüz. Döner böyle. Göstereyim size. Birazdan biz de sıraya geçeceğiz ama önceden geldik. Fiyatlar güzel gözüküyor. Ayran 1 euro. Gemnüse kebap var. 6,5 euro. İşte başka bir şey var. O da 7,1 euro. Su 1,3 euro. Herhalde tabakta porsiyon 14 euro falan öyle bir şey görüyorum. Şöyle size de göstereyim. Bayağı küçük bir yer. Mustafa Gemüse Kebap diye geçiyor ama bu kadar insan bekliyor sırada. Good. Very good. Can I? Yeah, very good. Are you from here? No, we're from Denmark. Denmark. How did you learn this place? I was on a school trip here about in 2016, and then I heard about it. So if you wait in line, it's precisely 1 hour. But right now, it's still 1 hour. Yeah. This one. Yeah, that's 1 hour. Wow. We thought it's gonna be like finish in 10 minutes. No. Maybe a little. Millet Danimarkalardan geliyor buraya beklemiyor. Bir saat sürüyormuş bu yol. Eğer döner yemeye geldiniz, tuvaletiniz geldi. Hemen bu dönercinin yanında bir bar var. Tatlı bir Almanya var. Vay. Şöyle göstereyim. Yerinde size. 1 euroya tuvaleti kullanabiliyorsunuz. Çünkü sıra bekleme çok fazla oluyor burada. Bakın şurada. Böyle bir yer. Hemen zaten bizim dönercinin yanı. Bak stickerlarını yapıştırıyor abiler. Herhalde buranın şey olarak, kültür olarak herkes stickerını yapıştırıyor geliyor. İstediğiniz, sizin de varsa stickerınız, gelin burada yapıştırın yani. Onlar bir şey, bende bir sticker yok. Sende bir sticker var mı hocam? Hiç stickerim yok, sıkıntım o şu an. Ah be, yanımda değil lan, vardı. Var lan. Mıydı? Bana Emre Güney diye mi? EG, İdatçı. İdatçı. Aynen, hepsi evde kaldı valla. Telefonu unuttum ben. Teşekkür ediyorum. Abi Mustafa sen misin? Benziyor mu bana? Çok vallahi iyi. Bilemedik ya kim? Herhalde sensin diye düşündüm. Yakışır o mu benim? Sen vallahi biri ise o sensin gibi abi. Dükkanda biri bekliyorsa. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ederim. Burayı çok duyduk. Türkiye'den geldik. Ben Mustafa değilim. Mustafa bizim şefimiz de. He burada mı? Yok burada değil. O erken gidiyor. He sabah geliyor. Sabah geliyor. Teşekkür abi, ediyorum. Abi nedir buranın bu kadar olayı evet, ya? Evet neden? 4 saat uçtuk geldik. Almanları bir saat bekletiyorsunuz yani. Öyle bir yer burası. 1,5-2 saat burada bekleyenler var. O kadar diyorsun. 18 seneden beri böyle. 18 seneden beri. Aynen. Ben de kadar zamandır abi çalışıyorum. Ben 4 aydan beri. Ben 4 ya yeni mi? Ha sen daha yenisin. Yeni. Tamam. Ama burası 18 seneden beri burada. Böyle. Ekip yeni mi içerideki? Onlar benden çok eski. Onlar 15 senelik orada. 15 senelik. Tamam. In total he's Mustafa but he's not. Where are you from? Ireland. Ireland. How did you know this place? Long story. Long story. Okay. We went to a sales conference. Okay. And it was the worst food you have ever seen. Really? Ah, the whole menu. Okay. Was vegan. Also, they have vegan option, I guess. That's fine. I have no problem with vegan. when you're an Irish guy in Berlin, you gotta have some meat. I went, fuck that, and come here. Perfect. I went TripAdvisor, Mustafa. How is that? Well, it looks good on TripAdvisor. Have you ever tried it? You haven't tried it? Oh, no, kebab's my favorite food, but I went kebab,
TripAdvisor, Mustafa was the place to okay. go. Okay, so. Also we are in the same. So let's we see. Haven't tried yet. So let's see. Yeah, yeah. Let's see. So. Let's see. Perfect. Abi biz burayı çok duyduk. Nedir buranın sırrı bu kadar Almanları bekletiyorsunuz? Almanların bir saat bekletecek yer herhalde burası. Başka yeri yok ya. Yıllardır öyle bekliyorum. Ben öğrenciliğimden biliyorum burayı. Böyle bir şey yok. Peki bu Mustafa beyefendi nerede? Mustafa beyefendi. Onu yarın göreyim. Kamerayı kapat söyleyeyim. Kamerayı kapat da sana söyleyeyim ben. Sen YouTuber mısın? Evet. Ben YouTuber'ım. Bir yerden tanıyorum ben. Bir yerden görmüş olabilirim. Kamerayı kapat sana Mustafa'nın nerede olduğunu söyleyeyim. Ama benim gördüğüm sanki dünyayı geziyorum. Sen o musun? Evet. Aynen. Gerçekten o ben. Aynen. Vallahi. Aynen. İyi ya. Geziyoruz o dünyayı. Geziyoruz. İyi maşallah. Kanka tavuk döneri ekmeği çok güzel. Aha. Ama çok karışık. Aha. Eğer hani işte sevmeyeceğini düşündüğün bir şey varsa çıkartabiliriz. Çünkü içinde ne var mesela? Nane ve çökelek bile var içinde. Ne var içinde abi? Nane ve çökelek bile var. Domatesi var ama o kadar gelmiyor. Sen aynen. Şey gelmiyor. Ben bunu nasıl sevmeyi okuyayım ya. Böyle ye. Sadece edip karışık kız ama çok yani ekmeği ve tavukların çok güzel. Evet. Nasıl yiyeceğim? Yeah, it's a big burger for a small girl. Ardacığım parayı sana versen. Çünkü elleri poşet. Bitti herhalde değil mi? Bizim herhalde bitti abi. Bir tane daha. Bu gelen benim mi? Evet senin. Tamam o zaman bitti. Al göl olsun. İki döner bir ayran mı? Bir tane ayran. Ayran aldınız mı? Hayır. İçindeki hiçbir şey beni rahatsız etmedi. Çok lezzetli. Hocam. Yiyeceksen daha iyi. Hocam. Tutar sen seviniyorum. O kadar mı? Bir tane daha mı patlatacaksın? Bir tane direkt ağzını zaten. Söyledi olmayı dedi. İkincisi işte. Ekmeği çok güzel. Tavuk döner de çok güzel bence. Fiyat performans sürdü mü? Fiyat performans çok iyi. Hep burada yesem kendime çok güzel bir mix yaparım yani. Hani. Bazı şeyler çok fazla bence karışık olduğu için evet. Dönerin tadını alamıyor musun? Evet. Öyle ek lokmaların oluyor. Bir tavuğun tadına bakayım. Tavuk tekten. Güzel. Tavuk güzel. Ekmek de çok başarılı. Evet, tavuk güzel. Tavuk çok lezzetli. Tavuk çok lezzetli. Yani bayağı lezzetli bir tavuk düşünüyorum. Sosu güzel, ekmeği çok güzel. Bu nasıl yiyorlar? Çok zor. Öyle muameleler ısırıklı ama çok dökülüyor. Dikkatli ol. Oha. Maşallah. Afiyet olsun. Yuttum. Ekmeği şov. Ekmeği şov. Nane güzel patlamayı aynen. Yutuyor. Nane patladı. Naneyi ben çıkartmam. Çökelek ve salatalığı biraz azaltabilirim. Nane güzel. Açıyor çok çünkü. Bayağı doyurucu büyüklükte. Ve fiyat performans ürünü. Ha, 7 euro. Mustafa girmişse bu işin kırıldır o zaman. Oğlum sırada medeniyetler beşiği hala gibi sıra. Hala bekleniyor yani sıra. Biraz azaldı. Dürüm yiyemedik bitmiş. Kanka sağdan fena patladı. Zaman bugün biz aileden şöyle sonuna geldik. Yeter artık güzelce yemeğimizi yiyelim. Karnımız doydu. Dönüşünü belki en fazla bir yere otururuz. Yarın Kreuzberg gezeceğiz. Aynen. Kaçırmamak için aşağıdan bir abone olup en önemlisi zili açmayı unutmayın. Zili açmazsanız zili açılacak ya. Kreuzberg ne der? Aynen izle. Öyle. Yoksa geçmişe dönük bakarsın. Kendinize iyi bakın. See you. See you. Goodbye. Have a nice day.